Evet arkadaşlar, hayattaki her şey adlı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeşil, yani Mahmut Yıldırım'ın hayatı ve yaptığı işler. Hemen başlayalım arkadaşlar. Mahmut Yıldırım 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev aldı. Ve aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü'ne tayin edildi. Kasım 1975'te askerden geldikten sonra Milli Görüş Hareketi içinde MİT adına çalıştı. Yıldırım Elazığ'da 1977'de Etibank Ferrokrom tesislerinde puantör olarak göreve başladı. İşlemleri 20.938 sicil numarası üzerinden yapılıyordu. 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başlandı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlileri ölülerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Bu isim de oradan geliyor, yeşil ismi de. Abdullah Öcalan'ı öldürmek için gönderildikten 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilmiştir. Ve Yıldırım'ın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmiştir. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'da bulunduktan sonra tekrar kendisinden haber alınamamıştır. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Ancak bulunamadı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Ancak kısa bir süre sonra Yeşil İhade Başkanı Akın Birdal'ı kuranların arasındaki isim olarak ortaya çıktı. Daha sonraki bilgiler Yıldırım'ın hala hayatta olduğunu ortaya koydu. Susurluk raporunda Yıldırım'a 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini kullanan, Güneydoğu'da Sakallı adıyla da bilinen Solhanlı Mahmut Yıldırım'ın geçmişi bir ölçüde deşifre edilebildi. Bir dönem MİT'te, bir dönem JİTEM'de görev aldığı anlaşıldı. JİTEM subayı Ahmet Cem Sever'in öldürülmesinden Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Hatta Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldı. Afyon cezaevinde Sabancı suikasti sanıklarından DHKPC'li Mustafa Duyar'ı Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nden alıp getiren ekip de onun da adı sayıldı. Ancak istihbarat birimlerinin kamuoyuyla pek de paylaşmadığı kanıya göre aslında Yeşil tek bir kişinin değil birden fazla görevlinin kullandığı ortak bir kod adı. Mahmut Yıldırım ise yeşil kol adıyla dolaşan bir tetikçi. Ankara'da bir pavyonda eğlenirken olay çıkarttığı için gözaltına alınan götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü binasında Orhan Taşanlar ve ekibi tarafından kaburgalar kırılana kadar dövülen yeşili polisin elinden alan ve MİT'te tedavi ettiren kişinin Mehmet Emir olduğu öne sürüldü. Üzerinde taşıdığı telefonla aradığı yerler arasındaki resmi kurumların yarısına Abdullah Çatlı, Sami Hoştan ve Sedat Peker gibi isimler de bulunuyor. Mesut Yılmaz'a Budaştepe'de yumruk atanlar da Yıldırım'ın telefonundan arananlar arasında yer alıyor. Yeşil'in korkuyla anılması Susurluk çetesi tarafından tahsilat amacıyla kullanıldı. Susurluk çetesinin tehditte para topladığı kişileri arayan hep Yeşil idi. Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmeden önce para yatırdığı Ziraat Bankası Ankara Egel Şubesi'ndeki hesabın sahibi de Ahmet Demir kimliğini kullanan Yeşil olduğu ortaya çıktı. Musa En Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edilmektedir. Mahmut Yıldırım'ın izi uzun süre bulunamadı. Yaşayıp yaşamadığı ise hala bilinmemektedir.